Kara Mürsel'den herkese merhabalar. Yanımızda Mehmet Taşçı var, pehlivanımız. Mehmet Taşçı Ahmet Taşçı'nın yeğeni, erkek kardeşinin oğlu. Ve biz en yakınından kendisiyle aynı işi yapan bir pehlivandan Türkiye'nin en önemli baş pehlivanını bir irdeleyeceğiz. Onun hakkında sohbet edeceğiz. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum size bu imkanı verdiğiniz için Ataspor'a. Yağlı Güreş'e her zaman destek oluyorsunuz zaten. Bir kere daha hani tebrik ediyorum sizi. Böyle bir konuya sosyal olarak bakıyorsunuz yani her türlü her şeye. Her zaman yanımızdasınız. O yüzden çok teşekkür ediyorum yani Ataspor'una. Bizim çok zevk alarak, severek yaptığımız bir iş. Şimdi babaannelerden, dededen başlayalım. Şimdi babanın ve amcanın annesi babasından. Dedemiz, babaannemiz hayatta mı şu anda? Hepsi rahmetli oldu. Dedem, babam, annem, babam hepsi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin hepsinden. Neydi dedemizin adı? Dedemizin Ömer Lütfü Taşçı. Evet. Ömer Lütfü Taşçı, evet. Kendisinin yağlı güreşle bir alakası var mıydı? Güreşe çok meraklıydı, seviyordu güreşi. Seviyordu ama öyle hani yakından takip etmedi yani. Yakından takip edemedi fazla. Zaten rahmetli oldu. Ama güreşlere de geliyordu kendisi ama şey yapar diye. Hani Ahmet Taşçı amcam... Hani heyecan yapıyordu, fazla gelemiyordu. O öyle öyle bir takip vardı. Kaç çocuğu vardı? 4 tane çocuğu vardı. 2 halam var, bir amcam, bir de babam. Şimdi babanız da pehlivanlık yaptı. Babam da yaptı. Büyük ortada güreşleri var piyasada. Hani çok güreşleri var. Burada Sarımeşe, yani eski tabirle Sarımeşe ama şu andaki şey İzmit ne güreşi oluyor şu anda yaptığımız? Mustafa Başdemir'in yaptığı güreş, o güreş yani, o güreşte Sarımeşe'de orada büyük orta birinci oldu. Hatta orada birinci olan o zamanlar o altın veriyorlardı. Hani altın almış yani o zaman. Neydi babamızın adı? Mehmet Ali Taşçı babamın adı da. Mehmet Ali amcayı kimileri Ahmet Taşçı'dan daha da iyi pehlivandı, evet, diye biz duyuyoruz. Daha güçlü olarak söylüyorlar. Her zaman arkadaşları, şu andaki zaten şu anda yaşayan arkadaşlar da var. Onlarla ben konuşuyorum. Ben hani denk geldi falan diyorlar yani hepsi Ahmet Taşçı. Bizim gözümüzde tabii amcam her zaman bir numara, güç olarak her yönden bir numara tabii. Ama şimdi onun anlattıklarına göre onlar tabii birebir arkadaşları yaşayan insanlar. Hani böyle bunun bir gerçek yani bir şeyi yok. Dediler bana mesela, ben konuşuyorduk, muhabbet ediyoruz. Ya işte diyor, senin baban diyor amcandan daha güçlü. Nasıl kişi olabilir mi dedim yani. Ben şaşırıyorum hayranlıkla yani. Çünkü hani çok güçlü yani. Ahmet Taşçı bizim gözümüzde hani gerçekti de her zaman yani öyle güçlü yapısı, fiziği olduğu için. Benim babam daha genişmiş. Sonradan tabii güreşirken vücudu çok iyiymiş ama güreşi bıraktıktan sonra göbek falan hani geniş olarak, kilolu olarak öyleymiş. Erken mi bıraktı güreşi? Erken bıraktı. Ondan sonra güreşi yaptı. İşte büyük orta yapıyor. Ondan sonra askere gidiyor. Geliyor. Askerden sonra burada bizim Karamsar İzmit hattında minibüsçülük yapıyordu kendisi. Ondan sonra rahmetli oldu zaten. Belki Ahmet Taşçı'nın biraz da önünü de açan, o konuda örnek olan da belki Mehmet Ali Taşçı'ydı. Evet, biz ailevi olarak yani bize bu güreş dededen babadan geliyor yani, öyle diyeyim ben sana. Ben de amcamın sayesinde, tabii sevmesek yani bu işi zaten zorla yapamazsınız. Her iş öyledir yani, severek bir işi yapıyorsan severek yapacaksın. Sevmeyerek yapılan işten zaten hayır gelmez. Ne iş olursa olsun. Sonra, ben de amcamın sayesinde güreşe başladım. Onun şeyinle tabii ben de isteyerek hani, bana hatta gerekli hani bana bizim aileden de olsun hani istiyorsan yapma falan gibilerinden, o zamanlar hani amcan zaten yapıyor sana gerek yok falan gibi düşünceler var, hem vardı. Ben de yapmak istiyorum. Ben hani seviyorum güreşi. Ben de baş altı boyuna kadar yaptım ve de bu sene sonlandırdım yaş itibariyle. 45'e geldiğim için bu sene sonlandırdık ama tabii şu andaki aklım olsa daha hani çalışma olarak, sistem olarak o zamanki biz çok şey yapmışız yani, nasıl diyeyim, şu andaki sistem
teknoloji daha güzel yani. Daha şu andaki aklım, yani o zamanki şu andaki aklım o zaman olsa daha iyi şeyler olurmuş yani. Yapardım yani, o öyle düşünüyorum tabii. Sonra Ahmet Taşçı da herhalde askerden geldikten sonra önce bir fabrikada çalışmaya Ahmet başlıyor. Taş, evet, amcam şeyde çalışıyordu. Bu Pirelli fabrikasında İzmit'te, orada çalışıyordu. Orada maaşı da falan durumu yani Pirelli fabrikasının o zamanlar eski hani güreşe başlamadan önceki şeyi falan maaşları falan çok yüksekti. Hani ondan sonra orada bu amcam şey yapıyordu. Lastik kamyonlara, kamyon lastikleri, büyük tırda lastikleri, büyük lastikler yükleme şeyindeydi, bölümündeydi. Oradaki hatta müdürler falan işte bir zaman sonra çok ağır ağır iş, herkesin yapacağı bir iş değil. Yani 3-4 kişinin yaptığı işi yapıyordu bir de amcam yani. Çok güçlü, kuvvetli olduğu için çok hani faydalanıyordu. Atıyorum günde normalde 2 kamyon yükleniyorsa amcam varken hani 3-4 kamyon daha fazla sürüm oluyordu. Hani müdürler memnundu. İş daha çok ilerliyordu. Ona karşı tabii de maaşı da çok yüksekti. O zamanın parasında iyi paralar alıyordu. Ondan sonra işte arkadaşlar işte sen güçlüsün, kuvvetlisin işte hani şey anlamında. Arkadaşlar hep amcamın arkadaşları işte sen güreşe başla, şöyle yap, böyle yap. Ondan sonra fabrikadan ayrılma kararı aldı İpirelli'den. Hatta müdürleri falan çok aradılar telefonla. İşte bırakma hani senin gibi hani bizim şeye ihtiyacımız var falan. Ondan sonra ağır iş olduğu için hem bir de bu arada Pirelli fabrikasında çalışırken bir de boş zamanlarında geliyordu burada antrenman yapıyordu. Bir de ekstra yani düşün. Hani top futbol oynuyordu. Zaten top oynuyordu. İşte güreşe gene güreş fazla yapmıyordu. Top oynuyordu. Güreşe yani yavaş yavaş başlıyordu hani sağda solda. Antrenman için çağırıyorlardı ama tabii kimse güreşçi olacak gözünde bakmıyordu. Çünkü 25 yaşında bir insan. Hatta ustası da Kadir Birlik ustamız da bizim yani. Ona getiriyorlar ilk başta. Kadir Birlik ustamıza getiriyorlar. İşte hani bundan güreşçi olur mu? Pelevon olur mu? Ahmet Aşı'dan falan. Ya bunun diyor yaş itibariyle olmaz diyor. Zor yani. Geçmiş diyor. 25 yaşı şimdi kim olursa. Şu anda da gelse biz de aynı şekilde düşünürüz. Şu anda bile yani. 25 yaşı geç güreş için. Ha, binde bir olacak bir şey yani. Hani hiç şeyi olmayan bir şey. Yani zor. Çok zor ihtimal. İhtimal çok zor. Yani bunu güreşi öğrenmesi, adapte olması, şey olması. 25 yaşında, 30 yaşına geldik. Sen daha ne zaman hani başa çıkacaksın? Boylar var, kategori güreşebiliyorsunuz yani. Kaç tane kategori var? Bunları nasıl geçeceksin? Onun için de hiç hani düşünmesi bile zor. Kadir Birlik'e getiriyorlar antrenmanda. Hatta Kadir Birlik yani olma şansı çok zor. Olmaz diyor yani. Ondan sonra geri getiriyorlar. İşte nasıl oluyorsa. Ondan sonra öyle şey oluyor. Ha ondan sonra bir daha başkaları giriyor devreye işte aracılığıyla falan. Antrenman yapıyor burada. Hatta buradaki güreşçiler mesela Sabahattin Erdoğan şu andaki Cazgır. Onunla antrenmana çağırıyor mesela Ahmet Aşı amcamla. Onlarla beraber o zaman güreş yapıyordu. O zamana da işte başlamıştı yani. Ya bunlar tabii hep antrenman. Hem fabrika yapıyor, hem fabrikada çalışıyor, hem geliyor Sabahattin Erdoğan işte Balıkçı'da orada baş altında görüşüyordu o zaman. Ona antrenman veriyor. Ama o tabii kendi için yani antrenman için çağırıyordu. Güreşçi olamaz ya bundan. Hani bana bari antrenman versin küçük falan. Küçük orta küçükten başlıyor herhalde. Küçük orta küçük boy büyük boy galiba. Ya küçük boy ya büyük boy öyle evet. İkisinden birinde yani. İlk güreşlerini hatırlıyor musun amcanın sen? Onları hatırlamazsın tabii. İlk güreşlerini hatırlamıyorum ama hep ilk turda yani ilk güreşlerinde yeniliyordu ilk turda, ikinci turda. Ondan sonra işte Sabahattin oradan bunu antrenmana çağırıyor. Antrenmanda tabii hep bunu yeniyor. Atıyor, kaldırıyor işte dikenlereymiş, şeymiş. Yani bunu kendini antrenman almak için. Ondan sonra artık yavaş yavaş herhalde şey yapıyor, yenile. Artık ayakta durmayı, güreşi yavaş yavaş öğrenmeye başlıyor. Ondan sonra Sabahattin Erdoğan'ın buna gücü yetmiyor. Hani antrenmanda hani şey yapamıyor. Ondan sonra zaten yetmiyor. Ondan sonra yükselişe geçiyor Ahmet Aşı. Yani ondan sonra işte 3-4 kişi yeniyor falan. Ondan sonra derece yapmaya başlıyor. Ondan sonra zaten Sabahattin Erdoğan bunu çağırmıyor antrenmana. Çünkü o antrenmanda da onu yenmeye başlıyor. Bu yenmeye başlayınca rakip olunca antrenmana çağırmıyor. Yani öyle bir o zaman konuşuyorlardı, muhabbet vardı. Kaç yaşında başa çıkıyor? Kaç yaşında başa çıkıyor? 25 vallahi tam hemen birkaç sene sonra başa çıkıyor. Bir şey, tabii büyük orta yok büyük orta küçük orta büyük boydan sonra büyük orta zaten büyük ortaya bir başlıyor. Büyük orta birincisi, baş altı birincisi ertesi sene. Ondan sonra başa çıkıyor. Başta ilk senesi beşinci oldu galiba ondan sonra. Ondan sonra zaten ambargoyu koyuyordu yani 2000 senesinde. Ama her sene birinci oldu büyük ortada baş altında. Hatta bir sene 40 binlere giderken
buradan söylüyor. Mesela amcam diyor buradan, ben diyor en son sağdan ben çıkacağım diyor. Büyük ortadayken, ya büyük ortada ya baş altındayken. Yani öyle muhabbet vardı. Biz de bu fazla zaman tam mesela ustaya, buradakilere söylüyor. Ben diyor 40 o sağdan en son ben çıkacağım diyor. Hani en son ben yeneceğim. Hani güreşim bitecek diyor. O senede büyük ortada veya baş altı, neyse baş altı finali oluyor, bitiyor. Baş finali oluyor, baş finali bitiyor. Bunlar büyük ortada, işte ya büyük orta olması lazım herhalde. Bunlar halen güreşiyor. En son bunlar kalıyor. Ondan sonra yeniş oluyor. Öyle bir şey var yani, anekdotu var aynı zamanda. Peki ilk 40 Pınar'da baş pehlivan olduğu zaman, ilk birinciliği aldığı zaman nasıldı Karamürsel'de karşılama, buralarda? Onları hatırlarsın burada, sen yaş evet, itibari. Onlarda bu tören, her sene tören oluyordu. Burada muhteşem bir tören oluyordu. Bütün Karamürsel halkı olarak esnafından tut. Yani çünkü bir özlem, hani şey var yani, bu Karamürsel zaten güreşi çok seven bir yer. Halkı, esnafı, herkesi, bütün tören oluyor burada. Belediye o zamanki belediye başkanımız Özcan Özalkın, onun sayesinde zaten Karamsel'de güreş bayağı bir ilme kazandı. Tabii önceden çünkü Aydın Demir'in aldığı bir altın kemer de var. 3 sene üst üste. Ondan sonra evet, Aydın Demir'den sonra tabii biraz ara oldu gerçi, ama gene bu Karamsel halkı güreşi çok seviyor. Yani bu törenler oluyor, madalya altınlar. Herkes elinden ne geliyorsa atıyorum, benim durumum neyse, durumunun şartları, atıyorum bir tanesi bir altın takıyordu, öbürkü 5 altın, hani esnaflar takıyor, herkes çok güzel tören oluyordu burada, karşılama oluyordu yani, davullarla, zurnalarla, o şeyler, hatıralar çok güzel ya. Sonra Karamürsel Antalya derbisine dönmeye başladı. Antalya'da da Cengiz Elbey'in yükseldiği bir dönem. O dönemlerde evet, Cengiz Elbey vardı Antalya'dan tek. Karamsel'den işte amcam vardı. O zaman onlar yani hep Antalya Karamsel arası şeyler oluyordu. Çünkü Antalya'da bir numara yani. Antalya şimdi yağlı güreşte, yağlı güreş deyince akla ilk gelen Antalya olur. Ha, Karamsel tabii bu nüfusuna göre, büyüklüğüne göre çok ufak bir yer, ama başarı kemer konusunda Aydın Demir mesela ustamız, Ahmet Aşçı işte amcam, onlar ufak bir yer ama başarısı çok büyük yani. Hala Karamürsel'de onun üzerinde belki 15'e yakın baş pehlivan var. Çok bu var, bölgede. Evet. Sabah ama saydık biz, 13-14 tanesi direkt aklımıza geldi. Yani. Bu baş pehlivanların biraz başarı kıstası biraz düştü. Yani Antalyalılar biraz en üste ambargo koymaya başladılar. Yani Karamürsel'in tekrar başa, Antalya'nın karşısında durabilmesi için neler eksik, neler yapılabilir? Ya şimdi Ahmet amcam yani çıtayı çok yüksek çıkardınca, şimdi insanların, halkın, Karamsel halkının beklentileri tabii ona göre yani, ama şimdi orada bir yanılma var. Şimdi Ahmet Aş, yani Cumhuriyet tarihinde onun gibi aynı başarıyı veya aynı şeyi beklemek, tabii herkesin bir kapasitesi var. Bir kere olacak bir şey. O Cumhuriyet tarihinde tek zaten. Hani bunu her zaman olacak bir şey yok. O yani Cumhuriyet tarihinde tek bir insandan bahsediyoruz. Yani yaşayan bir efsaneden bahsediyoruz burada. Peki sence Karamürsel'e bir kere daha şampiyonluk gelir mi? Birincilik gelir mi Kırkpınar'da? Karamsel'de benim gördüğüm şu ana kadar birlik, beraberlik yok. O zamanki mesela amcam, bizim o dönemdeki birlik, beraberlik şu anda yok. Bunu nasıl sağlanır? Bu büyüklerimiz artık, yukarıdakiler, bu iş, görev onlara düşüyor burada artık, bizi aşıyor yani o görevler. Onları birlik, beraberlik olmaları lazım yani. Bir de şu var, şimdi bizde 13 tane baş pehlivan var. Yani şimdi az değil bu, ama herkes ister yani, kimse yenilmek istemez. Herkesin bir kapasitesi var. Senin kapasiten belli, benim kapasitem belli. Yani ben kapasitemin en sonunu yapıyorum. Arkadaşlar da, bizim buradaki arkadaşlar da kapasitesinin en sonunu zorluyorlar. Ama bu şeyden bu kadar çıkıyor. Anlatabildim mi? Yani şimdi bir favori değil yani, kafaya hani kemere oynayacak bir şey yok. Peki ama Ahmet Taşlı ustamızın yok mu planları? Yani o mutlaka Karamürsel'i, bu çevreyi, buradaki çırakları çok iyi tanıyan birisi. Belediye başkanı, Karamürsel Belediye Başkanı ile olsun, eski ustalarımızla olsun. Ya birden tekrar şahlanmaya geçmek için yok mu burada bir plan, proje? Evet, çok iyi bahsettiniz. Evet, o konuda yani onların işte büyüklerin, işte belediye başkanımızın, amcamın, onların o konularla ilgili bir çalışma yapması lazım. Hani daha iyi nasıl olabilir, ne yapmamız gerekiyor, eksikler nerede, nasıl bir çalışma sistemi, bir program, birlik beraberlik olması lazım. Burada şimdi biraz kopukluk var, herkes ayrı ayrı antrenman yapıyor o konularda falan.
Peki Mehmet, Kara Mürsel'de yeni yetişen alt boydaki çırakları da göz önüne alırsan, Kara Mürsel'e tekrar kemeri getirebilir dediğin, geleceğini parlak gördüğün bir genç arkadaşımız var mı? Şu anda hani en bizim Kara Mürsel'de gençler, hani Hüseyin Gümüş olan mesela, ondan herkesin, yani otoritelerin herkesin de gördüğü o, ama o da, ona da hani o sahip çıkılmama durum var. O da şimdi şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde. İşte hani bir toparlamak lazım herkesi bir yerde. Kendisi en uzun boylu baş pehlivan şu anda. 2 metrenin üzerinde boyu var. Ali Gürbüz'de bilmiyorum nasıl boyları. Hüseyin uzun. Bir de İsmail Koç var fiziklilerden. En uzun boylu Hüseyin Gümüşalan. Yaş itibariyle, fizik itibariyle her şey müsait Hüseyin Gümüşalan'da. Ama tabii Hüseyin Gümüşalan'da burada şimdi işte Ankara'ya transfer oldu. Diyorum ya, o da Kara Mürsel'li mesela. İşte bu şeyleri hep toparlamak lazım, düzenlemek lazım bu işleri. Yani sen ama istiyorsan tabii Kara Mürsel'e. Hani, Hüseyin'de bir Kırkpınar üçüncülü var şimdiden. Evet. Ya bir burada, üçüncülü kupası aldı. Hüseyin evet, dopingli şeyinden dolayı evet. Değil mi? Evet, yani son 8'de elenmişti. Evet, birinciye elendiğinden dolayı üçüncülük kupasını Hüseyin'e verdiler. Evet, ondan dolayı. Yani o genç yaşına rağmen bir büyük başarı ya aslında. Bir ışık var yani. Onu herkesin konuştuğu gibi. Hüseyin'in eksikleri ne sence? Hüseyin'in güreş olarak. Yani, güreş olarak yani hani bir tık daha üste geçerse zaten kemer adayı haline gelecek. Yani o bir tık evet. Eksiklikleri nedir sence? Hüseyin'in eksikleri şimdi o grup, onu şimdi oran okullarla, Antalya'da arkadaşlarla, onlarla antrenman yapıyor. Şimdi onlarla çalışıyor. Hüseyin'in eksiklikleri yani öyle nasıl diyeyim, kondisyon olarak böyle fazla hani iyi bir çalışma şeyinden geçmesi gerekiyor. Hani antrenman şeyinden, programından, o da bir grup içinde olması gerekiyor. Hani grubu gerçi var da hani orada ne bileyim şeyleri falan yeterli yani, öyle fazla ufak tefek şeyler var. Ben tam şimdi onu, Hüseyin'i hani dışarıdan gördüğüm kadarıyla şey yapamıyorum. Hani dışarıdan gördüğüm kadarıyla şey yapamıyorum. Nasıl diyeyim? Güç olarak fizik zaten var. Fizik olarak var. Güç olarak hani çok ufak ayrıntılar var yani. Olması için. Onu diyorum yani. Peki, ufak bir ayrıntılarla şey olur. Ahmet Taşçı gibi bir efsanenin yeğeni olmak, onunla aynı soy ismi taşımak, onunla aynı mesleği yapmak neler hissettiriyor sana? Çok büyük gurur ve onurlu yani duyuyorum yani bu. Çünkü herkese nasip olmayan bir şey yani bu. Aynı soyu taşımak, aynı işi yapmak. Elimizden geldiği kadar tabii biz hani demin dediğim gibi herkesin kapasitesi. Benim kapasitem bu kadar. Yani benim her 5 parmağım 5'i de 1 değil. Tabii herkes Ahmet Taşçı gibi olamaz. Yani amcam benim gerçi ama yani öyle yani benim işte hani kapasite meselesi her şey. Benim yapabildiğim elimden gelen en sonuna kadar ben de güreştim. Hani yağlı güreştim şeyde. Senin çırakların var mı? Bizim var, çıraklar var. Burada benim çırağım var. Mesela biz çalıştığımız Semi Turgut var. Kaan Kaya. Biz hani burada beraber çalışıyoruz hep. Kara Mürsel'in alttan gelen çocukları nasıl şu anda? 15 yaş altı çocukları. Altyapı Kara Mürsel'de şu anda işte dediğim gibi altyapı sıkıntısı var. Yani böyle bir şey yok. Yani güreş, çocuklarda güreşe merak. Çocuklarda güreş yok. Fazla bir güreş yapacak kulüp yok burada daha doğrusu. Kulüpler var da hani nasıl diyeyim? Hoca yok. Çalışan 3-5 kişi antrenman yapıyorlar minder. Hani böyle şey yok. Bir ilgisizlik mevcut. İlgisizlik var, evet. Şeylik var, hani bir ilgisizlik var. Bir hareket lazım, bir hani şeylik lazım. Bu hani çok şey olmuş ya, ilgisiz, alakasız kalmış. Yani ne bileyim, ya başın, ya hoca yok. Bir toparlamak lazım yani. Peki ondan Mehmet, dolayı. Çok teşekkür ediyoruz samimi sohbetin için. Çok teşekkür ederim. Kara Mürsel'de de bizi çok güzel ağırladınız. Yani. Bizim sayfamız hakkında söylemek istediklerim varsa onları alalım en son. Çok teşekkür ederim. Sayfanız zaten yağlı güreşi, atasporumuz yani güreşe sahip çıkan tek kanal, yorum olarak, her şey olarak. Başka hani bir şey yapan yok, sahip çıkan. Çok teşekkür ediyorum. Sizin ilginizden, alakanızdan dolayı buraya kadar gelip zahmet ettiniz. Kara Mürsel, yani ayağımıza kadar geldiniz. Bu da çok büyük bir onur. Hani bizim için. Çünkü sizin buraya kadar gelmeniz çok büyük bir olay. Yani güreş, çünkü ilgi, alaka ne kadar olursa o kadar yükselir güreş. Sizin sayenizde. Yani her şey için çok teşekkür ederiz. Biz de bizi seyreden izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Buradan hepsine veda ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Çok